Azize kardeşlerim, aziz kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. İçerisinde yaşadığımız tarihsel döneme vaziyet eden irade, bugün bizim zihinlerimize de vaziyet ediyor. Zihinlerimizi yönlendiriyor, biçimlendiriyor, etkiliyor, dönüştürüyor. Ve istediği yönde konumlandırıyor, konumlandırabiliyor. Biz bunu fark etmiyoruz çünkü çok yoğun bir propaganda, halkla ilişkiler faaliyetine maruz kalıyoruz. Bugün bu sözünü ettiğim nedenle bizler ne isteyeceğimizi, nasıl isteyeceğimizi bilmiyoruz. Bu size aykırı gelebilir ama eğer içinde yaşadığımız bu dönemi bir bütünlük içinde takip ediyor olsaydınız bunu görebilirdiniz. Bizler başkaları bizden ne istiyorsa onu istemek konusunda özgürüz. Örneğin biz artık İslam'ı isteyemiyoruz. Demokrasi istememizi öngörüyorlar. Tırnak içinde söylüyorum demokrasi sözcüğünü. Ve biz demokrasi istiyoruz. Artık İslami devlet talebimiz yok. İslam toplumu talebimiz yok. Demokratik devlet talebimiz var ve demokratik toplum talebimiz var. Çok İslami bağlamda bakıldığında Kitab-ı Kerim'in diliyle ifadesi mümkün olmayan bir dünyada yaşıyoruz. O da şudur. İslam aziz, İslam ve mükerrem İslam referans ve meşruiyet kaynağı olmaktan maalesef çıkarılmıştır. Ve demokrasi meşruiyet kaynağı, referans kaynağı haline getirilmiştir. Biz Müslümanlar için bundan daha beter bir akıbet yoktur. Ama biz bu sonucu maalesef fark etmeden lale devrinde yaşıyor gibi yaşamaya devam edebiliyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir alt üst oluş yaşamamış gibi yaşamaya ne yapabiliyoruz? Devam edebiliyoruz. Müslüman olmak demek, farkında olmak demek. Yaşadığımız, maruz kaldığımız süreçleri ne yapamıyoruz? Fark edemiyoruz. Çünkü bizler son birkaç yüzyılı zihinsel sömürge olarak geçirdik ve hala bu durum devam ediyor. Çünkü özellikle son 200 yıldan beri bütün İslami mukaddeslerimize yönelik olarak çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Bu meydan okumalara henüz ne yazık ki gereği gibi karşılık veremedik. Karşılık veremedik. Gereği gibi değil, karşılık veremedik. Çünkü Avrupa tarihi, tarihi ele geçirdiği günden bugüne kadar ne tarih üretebiliyoruz, ne içerik üretebiliyoruz, ne muhalefet üretebiliyoruz, ne kültür üretebiliyoruz, hiçbir şey üretmiyoruz. Hep ithal ediyoruz. Hiçbir şey zaten hiçbir şey ihraç etmiyoruz. Her şeyi ithal ediyoruz. Bilgi üretemiyoruz. Bilinç üretemiyoruz. Alternatif üretemiyoruz. Sorgulama üretemiyoruz. Hesaplaşma üretemiyoruz. Hayır demeyi bilmiyoruz. Yalnızca itaate koşullandırılıyoruz. Yalnızca itaate ilişkin bir konum bize öngörülüyor ve biz sadece itaatin hakkını veriyoruz. El hak. Sadece itaat ediyoruz. Susuyoruz, konuşmuyoruz. Çünkü neyi konuşacağımıza, neyi konuşmayacağımıza, neyi gündeme alacağımıza, neyi gündeme almayacağımıza, neye muhalefet edeceğimize, neye muvafakat edeceğimize biz karar vermiyoruz. Bizim dışımızda bir irade karar veriyor. Çünkü bizler, hepimiz için söylüyorum, her gün evvela medya uyuşturucularına maruz kalıyoruz. Hepimiz medya uyuşturucusu alıyoruz. Medya uyuşturucusu almak şunu yani bir nükleer serpintiye maruz kalmak gibi bir şey. O ne yapıyor? Fiziksel olarak bizi mağlul bırakıyor. Medya uyuşturucusu da zihinsel olarak bizi ne yapıyor? Mağlul bırakıyor. Biz dini
Artık bir bütünlük içinde yaşamıyoruz. İslam'ın bir bütünlük içinde yaşamıyoruz. Günün kimi saatinde Müslüman, kimi saatinde demokrat, kimi saatinde seküler, kimi saatinde kapitalist, kimi saatinde neoliberal, efendim, kimi saatinde mistik, efendim, ile ahır. Bunu çoğaltabiliriz. Yani bütünlük bozulmuştur, paramparçadır. İslami tablo paramparçadır. Ve her parça çok bencil, her parça çok kibirli, her parça çok narsisttir. Hiçbir parçanın bir diğeriyle ilişkisi yoktur. Her parça kendi gündemiyle büyülenmiştir. Her parça kendi tarzıyla büyülenmiştir. Her parça kendi üstadıyla büyülenmiştir. İlâ ahir. Avrupa tarihi ele geçirdiği günden beri tarihin felsefesini onlar yapıyor. Biz tarihin sadece kaydını tutuyoruz. Tarihin dışındayız. Ve modern tarih bizi yalnızca istatistik konusu olarak görüyor. İnsan olarak görmüyor. İnsan altı bir topluluk olarak görüyor. Sömürgeciliğin başladığı dönemlerde uygarlık misyonu diye bir tanım vardı. Çok ırkçı tanım, bir tanım, faşist bir tanım, aşağılık bir tanım. Bugün hiçbir şey, 200 yıldan beri hiçbir şey değişmedi. Bugün uygarlık misyonu, yani uygarlık misyonu ne demekti? Bizler barbardık, onlar bize uygarlığı öğretmek için geldiler ve geleceklerdi. Şimdi demokratik misyon, demokrasi misyonu diye bir kavram var. Çok muğlak bir kavram. Demokrasi zaten retorikten ibaret bir şey. Benim burada konum demokrasiyi tartışmak değil. Ama demokrasi üzerine tartışmaları takip etmeniz, özellikle genç kuşakların takip etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bugünün dünyasında yalnızca sermaye özgürdür ve sermayenin aklı özgürdür. Neoliberal akıl özgürdür. Yalnızca neoliberal akıl özgürdür. Hiçbir diktatörlük neoliberal diktatörlük kadar tahripkar değildir. Ve biz bu diktatörlüğe şu anda maruz bulunuyoruz. Avrupa'da aydınlanma dönemiyle birlikte Avrupa aklı dinden bağımsızlaştı. Aynı dönemde İslam dünyasında din akıldan bağımsızlaştı. Yani biz böylece iki felaketli durumla karşı karşıya geldik. Bir taraftan Avrupalılaşmak gibi bir yönelişimiz vardı. Bu yönelişimiz ne oldu? Dinden bağımsız bir akılla tanıştı, rasyonaliteyle tanıştı. Bir diğer taraftan da İslam toplumlarında din akıldan bağımsızlaştı. Bu feci bir şeydi, feci bir gelişmeydi. Akla veda ettiğimiz gün tarihe veda ettik. Bir daha da tarihe dönemedik. Ama düşünün ki şu anda tarihin dışında yaşıyor olduğumuz halde ne yapamıyoruz? Bunun da farkında değiliz. Çünkü kendimize ait bir dilimiz yok, tarzımız yok, üslubumuz yok, biçimimiz yok. Bizi ne sakallarımız ifade ediyor, ne örtülerimiz ifade ediyor. Biçimler hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü kendi sözcüklerimiz yok artık hayatımızda, yürürlükte, kendi kavramlarımız yok. Avrupa merkezli kavramlarla hayatımızı sürdürmemize izin veriliyor ama zaten bizim kendi kavramlarımızı özgürleştirmek için de bir mücadelemiz olduğunu da ne yapamayız söyleyemeyiz. Çünkü biz İslami iddialarımızdan vazgeçtik. Demokratik iddialar peşinde şu anda mücadele ediyoruz. Haşa İslami bir modele ilişkin özgüvenimizi kaybettik. Bizi batılı bir modele ikna ettiler. Hepimiz ikna edilmeye çok müsaitiz çünkü yetersiziz. Olaylarla çok ilgileniyoruz, olgularla hiç ilgilenmiyoruz. Olayları herkes görür. Olayları görmek çok kolaydır. Olayları görmek için hiçbir birikime kimsenin ihtiyacı yoktur. Olayları bir kamera da görür. Ama olguları görmek için ne yapmanız gerekir? Çok çaba harcamanız gerekir. Dünyada ne olup bitiyor? Dünyayı şekillendiren dinamikler neler? Bunları hangi irade oluşturuyor vesaire gibi çok ciddi çalışmalar yapmanız gerekir. Biz olaylarla ilgileniriz, olgularla ilgilenmeyiz. Olaylar orada neler oluyor? Neler oluyora yanıt arar? Halbuki olgular için bizim soracağımız şey şudur. Neden oluyor? Neden oluyor? Bütün bunlar neden oluyor? Biz hiç neden oluyoru sormayız.
neler oluyorla ilgileniriz. Çünkü neler oluyor biraz böyle magazinel de bir şeydir. Neler oluyor magazinel, günlük, harca alem bir şeydir. Onun içinde niteliğe ihtiyaç yoktur. Neler oluyora herkes yanıt bulabilir ama önemli olan neden oluyora yanıt bulabilmektir. İslami dilimizin olmadığını söyledim. Yani biz bugün İslam'ı ancak seküler ve liberal dünya görüşünün izin verdiği ölçüler içerisinde İslami taleplerimizi ne yapabiliyoruz? Gündeme getirebiliyoruz. Onun dışında ne yapamıyoruz? İslami taleplerimizi gündeme getiremiyoruz. Zaten İslami taleplerimiz de her gün biraz daha İslami taleplerimizle geri çekiliyoruz. İslami taleplerimizi ya askıya alıyoruz, ya tatil ediyoruz, efendim ya geciktiriyoruz ya da onu bireysel dindarlık sınırları içerisinde hapsediyoruz. Aile dindarlığı sınırlarına ne yapıyoruz? Hapsediyoruz. Kamusal alana yönelik bütün iddialarımızı ne yaptık? Unuttuk, adeta unuttuk. Dilimiz yok. Evet, gerçekten dilimiz yok. Dilimiz, kelimelerimiz, kavramlarımızın yeni bir çerçeveye ihtiyacı var. Yani eğer bir mücadeleyi şekillendirmek istiyorsak önce oradan başlamamız lazım. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir 21. yüzyılın ilginç, egzantrik bir filozofuyla ben görüştüm. Žižek okunuyor. Žižek fevkalade ilginç bir adam ama yoğun bir adam, sade bir adam. Hilesiz, hurdasız bir adam. O bir öykü anlattı. Öykü şöyle, yaşanmış bir öykü. Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya'da tanınmış bir muhalifi sürgüne gönderiyorlar. Sibirya'ya sürgüne gönderiyorlar. Gitmeden önce muhalifimiz arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Diyor ki ben gidiyorum, aramızda bir şifre bulalım ve haberleşelim. Konuşuyorlar, sonra şifreyi şöyle konumlandırıyorlar. Diyor ki muhalif, ben oradan size mektup yazacağım. Eğer mavi mürekkeple yazarsam mektubu her şey doğru. Kırmızı mürekkeple yazarsam her şey yanlış. Geliyor ve iki ay sonra yanıt geliyor. Mektup geliyor muhaliften. Mektup mavi mürekkeple yazılmış. Şöyle başlıyor. Diyor ki burada her şey yolunda, işler yolunda. Efendim herhangi bir problem yok. İnsanlar sinemaya gidiyor, tiyatroya gidiyor. Evler gayet müreffeh, rahat vesaire vesaire. Her şey bulunuyor ama kırmızı mürekkep yok diyor. Kırmızı mürekkep yok. Nedir kırmızı mürekkep? Gerçeğin ifadesi olan dil. Şimdi arkadaşlar, hiç abartmadan şunu söylüyorum. Bizim her şeyimiz var ama kırmızı mürekkebimiz yok. Her şeyimiz var. Folklorik anlamda, kültürel anlamda İslam'ı ne yapabiliyoruz? Çok rahat temsil edebiliyor folklorik anlamda. Efendim kültürel anlamda, geleneksel anlamda ne yapabiliyoruz? Rahat temsil edebiliyoruz. Ama siyasal anlamda hayır. Böyle bir talepte bulunmak terörizmle ne yapılabiliyor? Eşitlenebiliyor. Yani bunun karşılığı terörizmdir. Ne kadar Müslüman olacağımızın sınırlarını küresel sistem belirlemiştir. O sınırların dışına çıkmak isteyen herkes teröristtir. Yani biz hepimiz teröristiz. Bunu istediğimiz için. Ama muhtemelen yakın bir gelecekte biz bunu istemekten de vazgeçeceğiz. Öyle görünüyor. Gelişmeler o yönde çünkü. Çünkü bir ılımlı İslam tırnak içinde şeyi var. Ben böyle belge falan biriktiren birisi değilim. Arşivim falan yok. İmkanlarım da yok. Yani çok da belgelere de çok ihtiyacım yok ama buraya gelirken olur ki ihtiyaç olabilir diye bir belge getirdim. Amerika'daki think tank kuruluşlarının İslam dünyası toplumlarını şekillendirme yönündeki çabalarına yönelik bir belge. Yani daha doğrusu bir tane örnek. Belge değil. Belge olmaktan öte bir şey. Bir örnek. Bu örnek İslam'ın sadece ve sadece mistik bir gerçeklik olarak temsil edilmesi yönünde Amerika'daki bu düşünce fabrikalarının faaliyetlerini anlatıyor. Yani İslam'ı yalnızca bir mistik şey olarak, bir gelenek olarak ya da ulusal kültürün bir parçası olarak temsil etmemiz için onlar bizi ne yapıyorlar? Zihinsel olarak yönlendiriyorlar.
20. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden Michel Foucault'un ilginç bir metaforu var. Panoptikon, panoptikon. Bir muhtemelen yani panoptikon çünkü bir cezaevi projesi. Yani orada da bir metafor var. O düşünür şu anda ismi aklıma gelmiyor. Bentham olabilir. 18. yüzyıl filozoflarından birisi. Onun bir hapishane projesi var. Foucault ondan ödünç alıyor bu kavramı. İdeolojik ve ırkçı iktidar adına, ırkçı ve ideolojik iktidar adına öznenin, düşünen, üreten insanın, öznenin, sorumluluk alan insanın, öznenin disipliner pratikler yoluyla nesneleştirilmesi demek panoptikon. Öznenin ideolojik, emperyal ve ırkçı iktidar adına disipliner, otoriter pratikler yoluyla ne yapılması? Nesneleştirilmesi demek. Biz el an bu dil tarafından nesneleştirilmiş durumdayız. El an. Çünkü bizden bir muhalefet sadır olmuyor. Muhalefet sadır olmuyor. Zihnimizin sömürgeleştirildiği günden beri hiçbir şeye itiraz etmemişiz. Çünkü İslami alanın dışında yaşıyoruz. Milliyetçilik, mukaddesatçılık, gelenekçilik, görenekçilik, tarihçilik, coğrafyacılık, vatancılık, bayrakçılık, toprakçılık, ila ahır. Ne kadar ayrıntı varsa dinin yerine geçmiş ya da sapkınlık, hurafe dinin yerine geçmiş. Din de yalnızca bunlardan birisi haline gelmiş. Bunları sorgulamıyoruz. Merhum İzzet Begoviç'in bir şeyi var, bir uyarısı var. Eğer diyor din, İslam hurafelerle hurafeleri yenmeyi başaramazsa hurafeler dini yenecek diyor. Şimdi o güne yaklaşıyoruz. Hurafeler dinle savaşıyor. Yani cahili hurafeler, modern hurafeler, geleneksel hurafeler, yerel hurafeler, işte milliyetçi, mukaddesatçı, ila ahır hurafeler dinle savaşıyor ve biz bu savaşı ne yapmıyoruz? Fark etmiyoruz. Yani hepimiz o nesneleştirilmiş neyiz? Şey tarafından, disipliner pratikler tarafından nesneleştirilmiş bireyleriz. Birey bile değiliz hatta. Çünkü biz birey olamadığımız için şu ya da bu cemaat, şu ya da bu topluluk tarafından ne yapılıyoruz? Bir eşya gibi, bir mal gibi kullanılıyoruz. Düşünmüyoruz, düşündürtülüyoruz, düşünmüyoruz, düşündürtülüyoruz. Kendi düşüncelerimiz yok. Tek akla kapandığımız için, tek akla, tek yoruma, yerelliğe, tek mezhebe, tek yoruma, tek etnisiteye kapandığımız için düşünmüyoruz, düşündürtülüyoruz. Hele tek akla kapanmak gibi çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Çünkü İslam dünyasında maalesef kişisel kült diye bir sorun var. İslam'ın temelinde yok, böyle bir şey yok. Hiç asla yok. Çünkü İslam bütün putlarla savaşmak üzere geldi. Ama bu kültür her gün yeni putlar üretiyor ve biz bu putlardan el aman diyoruz. Çünkü bu putlar hepimizin ufkunu kapatıyor. Yani eğer o kişisel kültlerden birini seçiyorsanız ne yapamıyorsunuz? Şeyi göremiyorsunuz. Ufkunuzu kendisini takip ettiğiniz birinci adam kapatıyor. Bu hain, zalim filan olduğu için değil, gelenek öyle olduğu için. Ona kayıtsız şartsız ne yapıyorsunuz? İtaat ediyorsunuz. Kendinizi tek aklıyla sınırlandırmaktan daha büyük bir felaket olabilir mi? Onun için biz genç kuşaklara bir çağrımız var. Diyoruz ki bize gelmeyin, kendinize gelin. Gençlere özellikle diyoruz ki bize gelmeyin. Kendinize gelin gençler. Kendine gelmek demek, kafanıza göre takılın demek değil. Kendine gelmek demek, herhangi bir putun himayesinden çıkmak demek. Eğer bizim fikirlerimiz olsaydı, düşüncelerimiz olsaydı bizim bir puta ihtiyacımız olmayacaktı. Evet, kendi düşüncelerimiz olsaydı bir puta ihtiyacımız olmayacaktı. Bu şu anlama gelmemeli. İlim adamına, eylem adamına, ilahır bilgeye filan saygıyla tapınmak birbirinden çok farklı şeyler. Bir insanı sevebilirsiniz, sayabilirsiniz, takip ediyor olabilirsiniz. Ama ona ne yapamazsınız?
tapınamazsınız. Yani onu kusursuz sayamazsınız, dokunulmaz sayamazsınız. Biz gençlere diyoruz ki gençlik yerleşik kalıpları sorgulamakla başlar. Eğer yerleşik kalıpları sorgulamıyorsa gençler, onlar bizimle aynı yaştadırlar. Yani şimdi yerleşik kalıpları sorgulamıyorsanız hepiniz 70 yaşındasınız gençler. Bunu bilin. Gençliğin hakkını verin. Genç varoluşun hakkını verin. Genç varoluş düşünmekle, sorgulamakla başlar. Hiçbir şeyi sorgulamıyoruz. Her gün bu kültür yeni efsanevi isimler üretiyor. Onların menkıbeleri dilden dile, kuşaktan kuşağa anlatılıyor. Efsanevi isimler yanlış yapıyorlar. Efsaneleştirdikleri için biz bu yanlışları ne yapamıyoruz? Eleştiremiyoruz. Çünkü efsane. Haşa diyoruz, yani o eleştirilebilir mi? Onun dokunulmazlığı var diyoruz. Halbuki bu efsaneler korkunç yanlışlıklar yapıyorlar. Mesela adam efsane Amerika ile işbirliği yapıyor. Efsane İsrail ile işbirliği yapıyor. Efsane bütün direniş mücadelelerinden nefret ediyor. Efsane devrimci bir İslami dilden nefret ediyor. Böyle efsane mi olur? Bunu ne yapmak gerekiyor? Yakasına yapışmak gerekiyor. Ama efsane olduğu için ne yapamıyoruz? Yakasına yapışamıyoruz. İslam'ı millileştiriyor, bir şey demiyoruz. Müslümanları ehlileştiriyor, bir şey demiyoruz. Hoşgörü dili diye bir dili takdis ediyor, bir şey demiyoruz. Diyalog diye bir, bunların hepsi Hinduizm'den almış kavramlar. Bizimle hiç ilgisi yok. Tamamen Hinduizmin ürünü olan kavramlar. Evet, bizim hoşgörümüz var ama nerede? Ne zaman? Küfre, ilhada, nifaka, şikaka, fesada, isyana, tuğyana hoşgörü olur mu? Türkiye'de bu akım aracılığıyla neoliberalizm meşrulaştırılmıştır. Postmodern dilin bir şeyi var, şiarı var. Anything goes. Her şey mubah demek, Şimdi bu sözünü ettiğim dil bizi, Müslümanları bu noktaya getirmiştir. Her şey mubah. Ama ne yapamıyoruz? Eleştiremiyoruz, sorgulayamıyoruz. Onun için genç kuşakların ne yapması gerekiyor? Bütün bu efsanevi isimleri insan olarak aramıza inmelerini sağlamalı. İnsan olurlarsa onlarla konuşabiliriz. Onları efsane olmaktan ne yapmak gerekiyor? Alıkoymak gerekiyor. Bunların hiçbirisi efsane değil. Bunların hepsi yanlış yapıyorlar ve biz onlara ne yapamıyoruz? Eleştiremiyoruz. Eleştirebilmeliyiz. Bütün İslam dünyası bu tür klinik vakalarla dolu. Klinik. Hiç abartmıyorum. Eğer dünyada bir İslami otorite olsaydı, bu adamların tümünü toplar bir kliniğe kapatır ve iyileşinceye kadar sokağa çıkmalarına izin vermezdi. İki gün önce Arap dünyasının efsanelerinden birisi Kardavi diyor ki peygamber sağ olsaydı diyor NATO ile işbirliği yapardı diyor. Bundan daha feci bir şey olabilir mi? Ama daha fecisini ben size söyleyeyim. Bizim efsane ne diyor Amerika'da yaşayan efsanemiz? Hoca Efendi deniyor. Hizmet deniyor, cemaat deniyor filan bir sürü şey. Neyse onların hiç önemi yok. O ne diyor biliyor musunuz? Bu Kardavi diyor ki yine peygamber yaşasaydı diyor. Ama bu arkadaş diyor ki peygamber yaşıyor. Yaşıyor ve bizim için koşuyor. Bizim cemaatimiz için il il, köy köy, kasaba kasaba koşuyor. Mana aleminde değil diyor, mana aleminde değil. Bizzat. Koşuyor diyor. Onun için genç kuşakların tercih yaparken kendi tercihlerinin öznesi olmaları gerekiyor. Yani kimsenin uşağı, kölesi olmaması gerekiyor. Gençlerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Gençlerin her şeyden önce bilinç alanına çıkması gerekiyor. Çünkü hepimiz taklit alanında yaşıyoruz. Taklit alanında yaşayanların varoluşu sanal bir varoluştur. Gerçek varoluş bilinç alanına çıkmakla başlar. Bilinç alanında sorumluluk almakla başlar. Taklit alanından ne yapmak gerekiyor? Ayrılmak gerekiyor. Ama bu bir ne ister? Bir ciddi bir mücadele ister. Ciddi bir kavga ister. Düşünsel bir kavga ister. Bunun için dünyayı bir bütünlük içinde ne yapmanız gerekir? Takip ediyor olmanız gerekir. Olayları bir bütünlük içinde takip ediyor olmanız gerekir.
Kardavi'ye sormak gerekir. NATO'nun yeni stratejisiyle ilgili, yani eğer Kardavi bunları takip ediyor, diyelim ki dünyayı takip ediyor olsaydı bunları görecekti, takip etmiyor. Bu insanlar okuyor olsaydılar bunları görecektiler. NATO'nun yeni stratejisi, İslam dünyasında hiçbir İslam ülkesinin modern, seküler, liberal, kapitalist dünya görüşü ve hayat tarzını baskılayacak kadar temayüz etmesine engel olmak. Birinci şey bu. Engel olmak, evet. Hiçbir şekilde hiçbir unsurun İsrail'i tehdit edecek noktaya gelmemesini sağlamak. Hiçbir unsur İsrail'i tehdit edecek noktaya gelemeyecek. Asla ve kata gelemeyecek. Bir de İslam'ı bir kültür olarak temsil edeceksiniz ama asla ve kata İslam'ı sosyopolitik bir düzenin adı olarak ne yapmayacaksınız? Anmayacaksınız. Biz ne yapmıyoruz? Olayları bir bütünlük içinde takip etmiyoruz. Türkiye'deki Müslümanların bu içinde bulunduğumuz dönemde siyasal bir romantizm içerisinde bulunuyor olmalarını anlamak kabil değil. Bu bir yapısal bir sorunumuz olduğuna delalet eder. Romantizm bizi gerçeklerden bağımsızlaştıran bir romantizm. Yoksa insanlar romantik olabilirler ama bunun bir ölçüsü olur. Bu kadar bir romantizm olmaz. NATO füze savunma sistemine ev sahipliği yapan bir ülkede Müslümanların romantik beklenti, siyasal anlamda romantik beklentiler içerisinde olması makul karşılanamaz. Ama karşılanıyor niçin? Çünkü arz ettiğim gibi bir eleştirel dile sahip değiliz. Efendim bir muhalefet kültürüne sahip değiliz. Bir sorgulamaya sahip değiliz. Efendim İncirliğin yıllardan beri bir işkence merkezi olarak kullanıldığını biliyoruz. Orada kimlere işkence yapılıyor biliyor musunuz? 13 yaşında kız çocuklarımıza, 12 yaşında erkek çocuklarımıza işkence yapılıyor. İncirlik'te işkence yapılıyor. 48 kez geçmiş işkence uçakları İncirlik'ten. Ruhumuz bile duymamış. Duymuyor. Çünkü biz demin de arz ettiğim gibi lale devrinde yaşıyor gibi yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki ekonomik durumumuz iyi olsun da ahlaki durumumuz iyi olmasa da olur noktasına geldik. Ekonomik durumumuz iyi olsun da İslami sorumluluklarımızı yerine getirelim ya da getirmeyelim, olsa da olur olmasa da olur noktasına geldik. Dikkat buyurursanız son birkaç yıl içinde sadece Türkiye'de değil İslam dünyasında ben yayıncılarla temas halindeyim. Bütün dünyada yayıncılarla temas halindeyim. Ne okuyorsunuz, ne yazıyorsunuz, ne üretiyorsunuz, neyi çeviriyorsunuz? Neye ilgi duyuluyor? Ne en çok hangi kitabı satıyorsunuz? En çok hangi kitaplara talep var? Ortak kanaat şu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi bütün İslam dünyasında Müslümanların neyi nasıl okumaları gerektiğine ilişkin şey de dışarıdan telkin ediliyor. Tasavvufi metinler, mistik metinler, hamasi terimler, hamaset ifade eden şeyler okunuyor. Bunlar da bir uyuşturucu etkisi yapıyor, dikkatinizi çekerim. Yani nasıl medya uyuşturucularına maruz kalıyorsak bir diğer tarafta bu tür uyuşturuculara da maruz kalıyoruz. Çünkü bu tür uyuşturucular bizi nereden uzaklaştırıyor? Gerçekten uzaklaştırıyor. Bizler gerçeklerle yüzleşecek kadar yürekli, engin bir bilince sahip değiliz. Bunları konuşmalıyız. Bunları konuşmuyoruz. Gündemimizi biz tayin etmiyoruz. Biz belirlemiyoruz. Neyi konuşacağımızı arz ettiğim gibi biz karar vermiyoruz. Neyi nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Beyaz Saray bir Müslüman düşünüre, filozofa kendi çıkarları doğrultusunda, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda bir kitap siparişi veriyor ve o filozofumuz bu siparişi kabul ediyor. Bu kitap Türkçe'de de yayınlanıyor. Hepimiz raflarımıza koyuyoruz, kitap raflarımıza koyuyoruz bu kitabı. Farkında değiliz olayın arka planıyla ilgili. Bu kitabı kim sipariş etmiş, nasıl sipariş edilmiş? Amerika bize, daha doğrusu think tank kuruluşları bize hangi kitapları okuyacağımıza, hangi kitapları okumayacağımıza ilişkin
açık uyarılar yayınlıyor. Yine bu konuyla ilgili burada bir önümde bir belge duruyor. Bize diyorlar ki Seyyid Kutup okumayın, Mevlana Mevdud'u okumayın, İmam Hümeyni okumayın. Mevlana'yı okuyun diyorlar. Mevlana'yı okuyun. Geçenlerde Adalet Ağaoğlu bir yazı yazdı. Ben Mevlana'nın emperyal bir proje adına kullanıldığını düşünüyorum. Cümle bu kadar. Bu cümleyi biz yazmalıydık. Kullanılıyor çünkü evet. Biz yazmalıydık, bir Müslüman yazmalıydı. Ne yazık ki yazamadık. Çünkü biz geçmişte yaşayan herkesin çok kutsal olduğuna inanıyoruz. Halbuki geçmişte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de oldu. Ariflerin diyelim ki Menkıbeleri kitabını okusanız dehşete düşersiniz. Bu kadar utanç verici bir şey olamaz. Burada konu tasavvuf var mı yok mu tartışması değil. Tasavvuf pekala naslara riayet koşuluyla ne yapabilir? Naslara riayet koşuluyla. Zaman ve mekan ötesi gerçeklikler hakkında ulu orta spekülasyon yapmaması koşuluyla ne olabilir? Tasavvufi bir faaliyet, etkinlik olabilir. Bir ahlaki derinlik yolu olabilir. Ama bu tür kitaplarda anlatılan öykülerin buralarda zaten anlatılması mümkün değil. O kadar dehşetengiz İslam dışı, insanlık dışı, ahlak dışı öyküler. Geçtiğimiz günlerde böyle tanınmış birisi şöyle bir şey söyledi bir vaazında. Şöyle bir şey söyledi. Diyor ki ben dün bir mürşidi kamil duymuşsunuzdur. İnternette çünkü filan vardı. Benim internetle temasım yok ama öğrendim, tahkik ettim. Evet aynen böyle söylüyor. Ben diyor dün diyor bir mürşidi kamille görüştüm. Mürşidi kamil bana dedi ki, şimdi mürşidi kamil konuşuyor. Bana dedi ki ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm demiş. Mürşidi kamil. Şimdi bakınız bunu diyenler ve buna inananların tümünün bir dediğim gibi bir otorite olsa tümünü bir kliniğe kaldıracak. O kadar ağır vakalarla karşı karşıyayız. Evet. Neredeyse yakında hepimiz bir klinik vaka olacağız. Çünkü şey yok, eleştiri yok, sorgulama yok. Günümüzde en büyük ticaret din ticaret. Din alıp satarak insanlar ne yapıyor? İşte bir kredibilite ediniyor. Geçtiğimiz yıllarda Londra'daydık. Bir hafta kadar Orta Doğu'dan gençlik örgütleriyle temas halindeydik. Orada işte Selefi Vahabi arkadaşlarla tartışmalar oldu. Çok kuru, soğuk şey tartışmalardı. Londra'ya geldik. Londra'da İranlıların camiine gittik. Şiilik, şiir dilini de ne yapmış? İçselleştirmiş, münacat, yakarış vesaire. O gece de orada bir dua merasim varmış. Diyorlar gel ey Mehdi bize imdad et diye böyle kendilerine şey yapıyorlar. Dedim ya arkadaşlar niye böyle kendinize eziyet ediyorsunuz? Gelin İstanbul'a. Benim 40 tane Mehdi arkadaşım var. Ellerini sıkıyorum. Görüşüyoruz. Yani muhtemelen yenileri zuhur etmiştir biz dönünceye kadar. Aralarında rekabet de var. Bizde Mehdiler geldiler görevlerini yapmıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Ama Mehdilik iddiasındalar. Ya dediler böyle bir şey olur mu? Olmuş, oluyor, olabiliyor. Niçin olabiliyor? Çünkü biz sorumluluk almıyoruz. Eleştirmiyoruz. Niçin böyle oluyor demiyoruz. Neden oluyor demiyoruz. Neden oluyor demiyoruz. Evet demiyoruz. Yarın öbür gün çubuktan da bir Mehdi zuhur edebilir. Gelip burada size kendisini ne yapabilir? Pekala anlatabilir ama siz de inanmaya müsaitsiniz. Daha doğrusu hepimiz müsaitiz. Bizi herkes kandırıyor çünkü. Ne yapmak gerekiyor? Kandırılmamak için yani evvela bütün bir dünyayı herkesi etrafımızdan başlayarak eleştirel bir dikkatle takip etmek gerekiyor. Ama üstadlar bize diyorlar ki İslam'da eleştiri yok. Öyle şey olur mu? Ne demek yok? İslam'da eleştiri yokmuş sadece itaat varmış. İtaat sessizleştirmenin bir yolu, yöntemi. Etkisizleştirmenin, edilgin kılmanın bir yolu itaat. Nerede ve nasıl itaat edeceğimizi de kendi tercihlerimizin öznesi olduğumuzda öğreniriz yalnız. Her durumda öğrenemeyiz. Her şeye inanamayız.
Evvela gençlerin şunu bilmesi lazım. Propaganda yoluyla alınan bilgi bilgi değil arkadaşlar. Propaganda yoluyla, bu propagandayı kim, ben de yapıyor, propaganda yapıyor olursam bana ne yapmayacaksınız? İnanmayacaksınız. Kendiniz cehd edeceksiniz, araştıracaksınız. Araştırmalıyız daha doğrusu. Ha, dünyada ne olup bitiyor, nasıl oluyor? Bunları ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. Bir Suriye'de neler oluyor konusunda bile Müslüman arasında bir mutabakat sağlanamıyor. Evvela birbirimizle konuşmuyoruz. Sonra birbirimizi anlamak için bir çaba harcamıyoruz. Birbirimizi dinlemiyoruz. Herkesin bir tarafı var, tarafı var. O tarafa göre hareket ediyor. Sonra herkes mezhep konusunda manipüle edilmeye çok müsait. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 21. yüzyılda biz hala hangi mezhep tartışması yapıyorsak ki yapıyoruz, arkadaşlar bilelim ki bizim bir geleceğimiz, İslami geleceğimiz yoktur. Hala mezhep tartışması yapan bir topluluğun geleceğinden söz edilemez. Mezhepler bir yorum biçimidir. Şunu ya da bunu kabul edersiniz, reddedersiniz. İlmi ehliyete ya da ilmi meşruiyete sahip olursanız eğer ne yapamazsınız? Bunları reddedersiniz. Fakat din dili çok ucuz bir dile dönüşüyor. Çok ucuz, çok yüzeysel, çok basit, içeriksiz. Bir grup genç adamla tarih felsefesi metinleri okumaya başladık. Bütün dünyada her dinden, her eğilimden tarihçilere, tarih felsefecilerine şöyle bir soru yönelttik. Yardımlarına ihtiyacımız var. Kim bunları değerlendireceğiz ve biz bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz. İslam, Müslümanlar tarihten ne zaman çekildiler? Niçin çekildiler? Tekrar tarihe dönmeleri gerekiyor mu ki? Gerekiyor. Yani istiyor, tarihe dönmek istiyorlarsa ne yapmalılar? Sorun nerede başladı? Nasıl başladı? Efendim? Gibi sorular. Bütün dünyadan yanıtlar alıyoruz. Onların üzerinde çalışıyoruz. Bir gün Fuat Sezgin Hoca İstanbul'daymış. O Gülhane Parkı'nda şeyi açmak üzere, İslam Bilim Teknik Müzesi'ni açmak üzere orada olduğu günlerde Fuat Sezgin Hoca 28 dilde yazıp konuşuyor. 28 dilde yazıp konuşuyor. Dünyanın bütün üniversitelerinde kürsüleri var. 80 küsur yaşında. Fevkalade ufku geniş bir insan. Dedi ki İstanbul'a gelmişken hocayla da bir görüşelim. Gittik hocaya, anlattık, derdimizi anlattık. Hoca dedi ki bu soru çok zor, zor bir soru dedi. Çok zor. Çok zor bir soru. Ben ömrüm boyunca bu soruya yanıt teşkil edebilecek bütün etkinlikleri takip ettim. Ancak bu soruya yanıtım yok dedi. Bir şey söyleyebilirim. İspanyolların ve Portekizlerin deniz seferleriyle başlattıkları süreç. Yani o kadar çok masum bir süreç değil. Yani aynı zamanda işte misyonerlik gibi yapmak gibi bir amacı var. Ticari anlamda korsanlık yapmak gibi, yani çok yönlü bir proje. Zaten büyük altüst oluşlar oradan sonra başlıyor. İşte Amerika'dan gidiyorlar. Çok değerli madenleri falan getiriyorlar. Avrupa birdenbire ekonomik anlamda büyük bir şeye sahip oluyor. İlla o başka bir hikaye. Benim yanıtım yok ama ben de çok merak ediyorum. Nasıl başladı ve ne oldu filan. Neyse biz notlarımızı aldık. Sonra Fatih Camii'nde bir grup arkadaşla buluştuk. Dediler ki arkadaşlar buraya gelmişken burada bir işte Mahmud Efendi burada, onu bir ziyaret edelim dediler. Kendisiyle de tanışıyoruz. Girdik içeriye ziyarete. Ne yapıyorsunuz diye sordu bize. Dedim ki efendim biz böyle bir çalışma yapıyoruz dedim. Böyle sorularımız var. Buna yanıt arıyoruz dedim. Ve bunu bilmeyecek ne var dedi. Bütün dünyadan filozoflara, tarihçilere, tarih felsefecilerine, sosyologlara, antropologlara sorduk. Herkes yani yaklaşık olarak yanıtlar veriyor. Arkadaş çok kestirmeden bunu bilmeyecek ne var dedi. Çok heyecanlandım tabii. Çok ama çok. Nasıl efendim dedim. Dedi ki dikkat buyurursanız dedi, imparatorluğun en görkemli döneminde padişahın kavuğu omuz hizasına kadar geliyordu dedi. Buraya kadar. Vaktaki sarığın kıvrımları azaldı, imparatorluk çöktü dedi. Yani onun kastı tabii Osmanlı İmparatorluğu.
Böyle bir tarih yorumu olabilir mi? Dedim ki arkadaşlara, ya benim tansiyon sorunum var. Ben burada ölmek istemiyorum. Dışarıya çıkarın, dışarıda öleyim. Böyle bir ucuz yorum olabilir mi? Hiç düşünmeksizin, tefekkür etmeksizin, taakkul etmeksizin, akletmeksizin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani her konuda böyle bir ucuz sıradanlık var. Şimdi bize son zamanlarda muhafazakar kesim diyorlar. Hayır. Kimse demiyor ki ya hayır, biz muhafazakar değiliz. Değiliz, evet. Ne demek muhafazakar? Muhafazakarlık zamanı dondurmak demek. Taşlaştırmak demek. Peygamber aleyhisselamın bir uyarısı var. İki günü birbirine denk olan ziyandadır buyuruluyor, değil mi efendim? Ne demek bu? Her gün yeni şeyler öğreneceksiniz. Her gün yeni şeyler öğreteceksiniz. Her gün yeni etkinlik alanları bulacaksınız. Her gün zihninizi, aklınızı, fikrinizi çoğaltacaksınız. Efendim, her gün yeni anlam kaynakları bulacaksınız ve kendinizi çoğaltacaksınız. Haşa, Peygamber aleyhisselam muhafazakar olsaydı ne yapacaktı? Kendisinden önceki dönemden kendisine önerilen uzlaşılar üzerinde düşünecek. Hayır, bunların hiçbirisi üzerinde düşünmedi ve tümünü reddetti. Değil mi efendim? Kaldı ki bugünün gözüyle baktığımızda, bugünün perspektifinden baktığımızda, o yani bugünkü anlayışımızdan hareketle baktığımızda o teklifler böyle çok da aykırı, haşa, teklifler değildi. Ama ben bugünkü bulunduğumuz noktadan bakınca diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hepsini reddetti. Çünkü Peygamber aleyhisselam tarihin en büyük devrimcisiydi. Çünkü yeni bir tarihi başlattı. Yeni bir insan örneğinin ne öncülük etti, yeni bir topluma öncülük etti, yeni bir siyasete öncülük etti. Vefatlarından 15 yıl sonra Müslümanlar bir tarafta Endülüs'teydiler, bir tarafta Hindistan'daydılar. Bugün o dinamik nerede? Biz her gün menkıbe anlatıyoruz, efsane anlatıyoruz. Nerede? O dinamik nerede? Hepimiz Kur'an okuyoruz, hepimiz Kur'an okumalıyız diyoruz. Kur'an-ı Kerim üzerinde sınırsız derecede spekülasyon yapılıyor. Ümmet eğer 1430 yıldan beri Kur'an'ı nasıl anlayacağına karar verememişse eğer, bundan sonra da karar veremeyecektir, bundan emin olun. Kur'an-ı Kerim böyle üzerinde spekülasyon yapmak üzere değil. Onunla birlikte yaşamak için ne yapıldı? Bize emanet edildi. Hep Epiktetos'un bir aforizmasını anlatırım, bir örnek olsun diye. Oradan örnek verdiğim için de üzgünüm. Epiktetos diyor ki, bir şey öğrendiğinizde hemen meydana çıkıp ben bugün şunu öğrendim, bunu öğrendim diye gösteri yapmayın diyor. Gösteri yapmayın diyor. Özümsemeye çalışın onu. Onu bir hayat tarzına dönüştürün. Ben diyor size keçilerimden örnek vereyim diyor. Demek ki Epiktetos'un keçileri varmış. Keçilerimden örnek vereyim diyor. Ben diyor keçileri her gün çobana emanet ediyorum. Onlar dağda, kırda, bayırda yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Akşam gelince bana, biz bugün şu kadar saman yedik, bu kadar ot yedik, bu kadar ne yaptık demiyorlar diyor. Ne yapıyorlar? Süt yapıyorlar, yün yapıyorlar, et yapıyorlar diyor. Eğer bir şey öğrendiyseniz diyor, süt yapın, yün yapın, et yapın diyor. Şimdi bu kadar çok şey biliyoruz arkadaşlar, itiraf ederim. Süte dönüşmüyor. Evet, dönüşüyor mu? Ete dönüşüyor mu? Yüne dönüşüyor mu? Peki bu bilgileri niçin alıyoruz? Biriktirmek için. Hayır. Bunları kullanmak için, yürürlüğe koymak için. Yani Kitab-ı Kerim artık bir folklor kitabına dönüşecek neredeyse. Haşa. Öğrendiğiniz andan itibaren onu sizin davranışlarınıza, hayatınıza, bilincinize. Demin arkadaşlarla konuşuyorduk, onlara dedim ki yani Türkiye 70 milyon mu? 70 milyon insan, hepsi çoluk çocuk, herkes, her hiçbir ideolojik farklılık ayrımı olmadan herkes ibadet ediyor olsa, işte taat üzere olsa, hayır hasenat üzere olsa, her sokakta bir Kur'an kursu olsa, her mahallede bir İmam Hatip lisesi olsa, ilahiyat fakültesi olsa, bu zihinsel sömürgeden kurtulmadıkça bu yaptıklarımızın hiçbir kıymet halbiyesi olmayacak. Çünkü bunda bir sorun yok. Bu din algısında bir sorun yok. Çünkü bu din algısı ne yapmış? Bizi edilgin hale getirmiş. Bir bilince dönüşmüyor. Her gün biraz daha geriye gidiyoruz ve diyoruz ki
tasavvufi, işte irfani, ilahır şey üzerinde çalışalım diyoruz. Bugüne hitap eden hiçbir metin bugününü nasıl dönüştüreceğiz? Bugünü nasıl etkileyeceğiz? Bugünle nasıl ilişki kuracağız? Kur'an-ı Kerim'in 21. yüzyılla ilişkisini, etkileşimini nasıl sağlayacağız? İnsanlığı nasıl dikkatini çekeceğiz? Bakınız, Müslümanlar olarak bizlerin evrensel bir zihne sahip olmadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Evrensel bir zihne sahip değiliz. Hepsi yerel, taşralı zihinler. Çünkü bizi Avrupalılar taşralılaştırdı. Taşralı merak etmez, taşralı düşünmez, taşralı tecessüs etmez, taşralı sorgulamaz, taşralı merkezde ne yapılıyorsa onu yapar. Evet, taşralıyız. Avrupa merkezci dil hepimizi taşralılaştırdı. Ha, buna karşı ne yapamadık? Bir itiraz, red geliştiremedik maalesef. Yani bu meydan okumalara yanıt veremedik maalesef. Veremiyoruz maalesef. Niçin? Çünkü zihinsel sömürge durumundayız. Yani şey, felaketimiz bununla başladı. Şimdi Orta Doğu'da olup biten olayları bir türlü anlamlandıramıyoruz. Geçenlerde bana Mısırlı arkadaşlar dediler ki, ya üstad sen niye böyle konuşuyorsun, yazıyorsun? Yani dediler, Mısırlılar, Araplar devrim yapamaz mı? Yapabilirler. Tarihin en büyük devrimini Peygamber Aleyhisselam yaptı, Araplar yaptılar. Ama siz yapmadınız. Devrimi hangi anlamda kullanıyoruz? Baharı hangi anlamda kullanıyoruz? Bunları kim yakıştırıyor? Modern dünya bir devrime tahammül edemiyor. 33 yıldan beri onu yok etmek için bütün dünya seferberlik halinde. Bir devrime tahammül olmayan bir dünya bu kadar çok devrime nasıl tahammül edecek? Devrimse eğer onlar. Kaldı ki bu devrimleri maaşa bağlıyor. Arap devrimlerini Amerikan Kongresi maaşa bağlıyor. Sadece bu sene için şey yapılan miktar, Mısır için, Tunus için ayrı ayrı 800 milyon dolar devrim, tırnak içinde devrimlere yardım. Hiçbir ülkede yapısal bir değişim olmamış. Hiçbir ülkede yapısal bir değişim için hiçbir çalışma yok. Hiçbir ülkede bir kadro yok, bir öncü yok, bir proje yok, projeksiyon yok efendim. Zaten İslami bir model konusunda çok ciddi sorunlar var. Çünkü insanların İslami bir modele ilişkin özgüvenleri yok. İslam'ın bugünün dünyasını, affedersiniz, çok affedersiniz. İslam'ın bugünün dünyasını dönüştüremeyeceğini sanıyoruz. Geçmişte dönüştürmüş ama bugün modern zamanları dönüştüremez sanıyoruz. Niçin? Nereden kaynaklanıyor bu? Bu özellikle 11 Eylül sonrası söyleminin üzerimizdeki tahribatından kaynaklanıyor. Bu sözünü ettiğim think tankların çalışmalarıyla ilgili olarak şey yapıyor. Geçenlerde Kahire'de hiç beklenmedik, umulmadık bir zamanda 20 tane think tank, Amerikalı think tank'ın sorumluları yakalandılar. Hiç beklenmedik bir anda yakalandılar. Amerika çok sert bir şey, ultimatum verdi generallere. Bunları derhal serbest bırakacaksınız. Onları da bırakmadılar çünkü öyküyü çözümlemeye çalışıyorlar. Ayaklanmaları çözümlemeye çalışıyorlar. Kendiliğinden ayaklanmalar mıydı? Empoze mi edildi? Hayır, bu ne öyleydi ne öyleydi. Bütün toplumlar küresel bir dönüşüm yaşıyor. Ve özellikle de genç kuşaklar bu dönüşümden doğrudan etkileniyor. Kimlik parçalanmaları yaşanıyor, kültürel parçalanmaları yaşanıyor. Kozmopolitleşme yaşanıyor, melezleşme yaşanıyor. İç içe geçiyor, bütün kültürler iç içe geçiyor. Büyük kültürler, küçük kültürler ne yapıyor? Yutuyor. Kültür üretmiyoruz sözün ettiğim gibi. Ne oluyor? Maruz kalıyoruz. Tarih üretmiyoruz, tarihe maruz kalıyoruz. Hiçbir şey üretmediğimiz için bütün bunları ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Özellikle genç kuşakların yeni bir dile ihtiyacı var. Bu yeni dil sorgulayıcı bir dil olacak. Analiz eden bir dil olacak. Dünyayı bir bütünü, zaten bugün bu küresel çağda kendinizi yerel bir şeye kapatamazsınız. Bu intihar olur. Tek akla kapanırsanız bu bir intihar olur. Beni taklit ederseniz intihar etmiş olursunuz. Kimseyi taklit etmeyin. Bugün Türkiye'de o tek akla kapanan insanlar
düşünelim. Gençler özellikle, gençler için çok. Bizim kuşaklar kapansalar hiç önemi yok. Bizim kuşakların çünkü bir kaygısı yok. Tarihe tanıklık etmiyorlar. Tarihsel sorumlulukları almıyorlar. Düşünce hayatımız, kültür hayatımız, edebiyat hayatımız, sanat hayatımız suya sabuna hiç dokunmuyor. Suya sabuna dokunmuyor. Tarihe tanıklık etmiyor. O da bireysel bir neye geçmiş durumda? Alana geçmiş durumda. O da işte o mistik şeyden ne yapıyor? Çok etkileniyor. Onun için gençlerin düşünsel olarak düşünsel intiharlarının önüne geçmek gerekiyor. Olayların bütün boyutlarıyla irdelenmesi gerekiyor. Suriye olaylarını anlamak için ilginç bir şey arz edeceğim size. Geçenlerde Observatoire gazetesinde Brzezinski ile yapılmış bir söyleşi yayınlandı. Fevkalade önemli bir söyleşiydi. Ben sadece bir bölümünü size aktaracağım, arz edeceğim. Beyaz Saray'dayken diyor biz, Sovyet Rusya'nın bir Vietnam yaşaması gerektiği konusunda mutabakata vardık. Bir Vietnam yaşamalı, Sovyet Rusya bir Vietnam yaşamalı. Peki bunun için ne yapmalıyız? Bu düşünce fabrikalarına müracaat ettik diyor. Onlardan raporlar aldık, öneriler aldık. Bu öneriler doğrultusunda hareket etmeye karar verdik. Kalktık Afganistan'a gittik ve oradaki İslami unsurlarla temas kurduk diyor. Onlara dedik ki arkadaşlar biliyor musunuz siz neler oluyor? Yok bilmiyoruz. Ne oluyor? Komünistler geliyor. Buraya doğru geliyor. Aman dikkat komünistler sizi ham edecek. Hepinizi böyle sabun fabrikasına sokup oradan sabun olarak çıkacaksınız. İlahır. Neyse. Propaganda dili. Size silah. Ondan sonra size yardım, size her şey. Aman dikkat filan dedik diyor onlara, ikna ettik. Ondan sonra diyor geçtik Moskova'ya. Moskova'da dedik ki diyor şeylere, Sovyet Rusya komünterlerine dedik ki diyor, siz Afganistan'da ne olup bitiyor biliyor musunuz? İslamcılar geliyor. Silahlanıyorlar ve geliyorlar. Öyle mi filan? Onları da ikna ettik diyor. Onları da ikna ettik ve ne oldu? Ondan sonra işgale tevessül ettiler diyor. Ondan sonra işte olayları biliyorsunuz. Şimdi Suriye ile ilgili olarak da yine arz ettiğim gibi benim arşivim, belgem vesairem yok ama yine ilgililerin dikkatini çeker ümidiyle burada yanımda bir yine bir belge getirdim. Bu belge Pentagon'da bir generalle yapılmış bir söyleşi. General Wesley Clark. Suriye ile ilgili diyor Pentagon'un stratejisi 11 Eylül'den 10 gün sonra şeyle beraber diyor Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'la ilgili olarak diyor bu planlamalar yapıldı. Suriye'nin istikrarsızlaştırılması, güçsüzleştirilmesi, etkisizleştirilmesi, İran yörüngesinden çıkarılması, oradaki direniş mücadelelerinin oradan ihraç edilmesi ile ilgili şeyimiz diyor 11 Eylül'den 10 gün sonra başladı diyor. Daha sonra bu şeyleri, bunların bu projeksiyonunu şeyler çalışmışlar. Brookings Enstitüsü Saban Merkezi sadece Suriye konusuna kendisini ayırmış. Brookings Enstitüsü'nden efendim Middle East Forum'dan Freedom House gibi örgütlerden bir grup geliyorlar Suriye'ye ve oradaki muhalif unsurları başta Müslümanlar olmak üzere ziyaret ediyorlar. Onlara diyorlar ki siz de Mısırlılar gibi yapabilirsiniz. Siz de Tunuslular gibi yapabilirsiniz. Ne duruyorsunuz? Biz size yardım edeceğiz. Diyorlar ve onları aynen bu Brzezinski'nin anlattığı öyküde olduğu gibi provoke ediyorlar. Biz size silah da vereceğiz, eğitim de vereceğiz. Davranın diyorlar.
Yani Suriye'de muhalefet imal ve icat ediliyor. İhvan-ı Müslümin zaten hazır değil. Sürgünde, büyük ölçüde sürgünde yaşıyor. Zaten bir faaliyet yok. Geri çekilmiş bir örgüt olarak kendisini yenileme çabası içinde. Diğer örgütlerin tümü, hiçbirisi Suriye'de yaşamıyor, Paris'te yaşıyorlar. Bu örgütlere liderlik eden adamların tümü Fransız ideolojisine bağlı, Fransız geleneklerine bağlı. Zaten Suriye büyük ölçüde Fransızlaşmış bir ülke. 1918'den sonra Suriye'deki bütün yapılanma biçimleri Fransızlar gerçekleştirmişler. O günlerde Nusayriler lehinde davrananlar şimdi Sünniler lehinde davranma ihtiyacı duymuşlar. Çünkü bölgede yeniden mezhepleri çatıştırmak gibi bir projeksiyon üzerinde çalışılıyor. Bakınız, son bir ay içerisinde Amerikan Genelkurmay Başkanı ısrarlı bir şekilde Amerika'da bütün üniversitelerde yaptığı konuşmalarda biz şöyle bir çalışma yapıyoruz diye açık açık anlattı. Yani bunlar kapalı kapılar ardında yapılmıyor. Biz Ankara'dan başlayıp Suriye'de Şam'dan geçerek Riyad'a kadar giden bir Sünni çizgi, Tahran'dan şeye kadar Lübnan'a kadar bir Şii çizgi oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yalnız bir soruya yanıt bulamadık. Henüz bulamadık. Soruya yanıt bulduğumuz andan itibaren harekete geçeceğiz diyor. Bu şey şu. Acaba bu bizim yaptığımız yeni girişim, gerçekleştirdiğimiz yeni girişim bölgedeki şu andaki istikrarı hangi yönde, hangi boyutta, hangi bağlamda etkiler? Yani sonuçları ne olur konusunda henüz nihai durumu kestiremediğimiz için diyor, bekliyoruz diyor. Bunu şey yaptığımız andan itibaren bölgede böyle bir eksen oluşturmaya çalışacağız diyor. Bütün bunları söylemek kesinlikle Michel Aflak ideolojisini desteklemek anlamına gelmez. Esad rejimini desteklemek anlamına gelmez. Olayları doğru okumamız gerekiyor. Kimi yazar arkadaşlarımıza sordum, yazıp çizdiklerinizle ilgili olarak müstendatınız var mı? Benim müstendatım var. Onlar bana aynen şöyle yanıt verdiler. Biz gelen gidenle görüşüyoruz dediler. Bakınız, neyi konuşacağımıza, neyi konuşmayacağımıza biz karar vermiyoruz dedim. Bakınız, Libya'yı birkaç ay içinde unuttuk değil mi efendim? Libya'da tarihin en büyük cürümleri işlendi. Libya'da muhalif unsurları ülkelerini Fransız ve İngiliz emperyalizmine sattılar. 3 kuruş karşılığında sattılar. Fransız uçakları geldiğinde Merci Fransa diye alkış tuttular. Olayın arka planı dehşet verici, ben onları anlatamam, vaktim de yok. Ama ülkelerini sattılar. Libya'da sorun Kaddafi ile ilgili değildi. Kaddafi bir gerekçe oluşturdu. Suriye'de sorun Esad'la ilgili değildi. Esad bir gerekçe oluşturdu. Şimdi arz ettiğim gibi Libya'yı unuttuk. Libya'yı unuttuk. Libya'da 50 bin kişi, 50 bin masum insan katledildi. Şu anda Pakistan'da, Suriye'de insansız hava uçakları zaten bir yıldan beri dolaşıyor. İstihbarat topluyor. Pakistan mahvu perişan edildi. Afganistan mahvu perişan edildi. Afganistan'ı unuttuk. Irak'ı unuttuk. Libya'yı unuttuk. Somali'yi unuttuk. Şimdi şeyi konuşuyoruz. Yarın hangi ülkeyi konuşacağımızı Allah muhafaza etsin inşallah konuşmayız ama bunlara hazırlıklı olmalıyız. Neyi nasıl düşüneceğimiz konusunda da özgür değiliz. Evet, değiliz. Gidiyoruz Kahire'ye, sekülerizme öğütlüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bakınız, Amerika'da yeni yayınlanan, daha doğrusu birkaç sene oldu. Biz o kitap üzerinde şu anda çalışıyoruz. Bir örnek vermek için bunu sadece arz edeceğim. Vincent Pecora diye bir adam var. Karşılaştırmalı edebiyat profesörü. Çok tanınmış bir adam. İlginç bir adam. Çok özgür bir adam. Bu adam Sekülerizasyon and Cultural Criticism isimli kitabında sekülerizmin yalnızca Hristiyan bağlamına atıfta bulunarak sekülerizmin İslam dünyasına ihraç edilmesinin çok ciddi bir patolojik vaka olduğunu söylüyor.
Sadece bundan ibaret değil. Bütün aydınlanma kavramlarının da İslam dünyasına ihraç ediliyor olmasının aynı şekilde büyük bir patolojik vaka ve sapkınlık olduğunu söylüyor. Sapkınlık olduğunu söylüyor. Çünkü diyor, sekülerizm de diğer aydınlanma dönemi kavramlarının tümü de ideolojik amaçlı olarak icat edilmiştir. Avrupa bağlamına aittir. O coğrafyaya aittir. Hiçbirisinin evrenselleştirme kabiliyeti yoktur. Nitekim bunların zamanla evrensel kabiliyetleri olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü bu kavramların hayata, tarihe, insana, ahlaka hiçbir katkıları olmamıştır. Evet, olmamıştır. Yine geçtiğimiz günlerde Paris'te bütün Avrupa krizini konuşmak için bir araya gelen bütün düşünürler, Avrupa'nın krizi sadece ekonomik kriz değil, sosyal kriz, düşünsel kriz, ahlaki krizi, bütün filozoflar en yaşlısı olması hasebiyle Habermas toplantıya başkanlık ediyor. Orada diyor ki, rica ediyorum sizden diyor, bütün düşünür, çünkü aralarında çok ciddi muhalifler var. Aydınlanma hareketine karşı, Avrupa aydınlanmasına karşı çok ciddi bir eleştiri var. Hatta bu eleştiriye karşı Habermas onları da o konuda da uyarıyor. Diyor ki, ne olur gelin demokrasinin namusunu kurtaralım. Demek ki demokrasinin namusu kirlenmiş. Namusu kirlenen demokrasiyi savaşlar pahasına ne yapıyorlar? Orta Doğu'ya ihraç ediyorlar. Burada demokrasinin sadece bir retorik olduğunu ne yapmak gerekiyor? Belirtmek gerekiyor. Yani nereye demokrasi götürüyor? Sonra demokrasi bir ihraç malı mı? Geçtiğimiz yıl Arundhati Roy, Hindistanlı bir kadın, genç bir aktivist, çok müthiş bir kadın, küreselleşme karşıtı hareketin aynı zamanda önde gelen isimlerinden birisi, şimdi Keşmir'de Müslüman mücahitlerle birlikte hareket ediyor. Kendisi Hinduist, edebiyat kadını, aktivist, eylemci, ila ahır. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferans verdi, biz o konferansa gittik. Orada dedi ki Boğaziçi Akademiyası'na, ben burada sizinle bir adalet mücadelesi için birlikte çalışabilir miyiz sorusuna yanıt aramak üzere geldim. Dikkat buyurursanız insan hakları mücadelesinden söz etmiyorum. Çünkü insan hakları mücadelesi batılı bankaların, şirketlerin hakları anlamına gelir. Bu batılı insan hakları tanımı Müslümanların haklarını içermez. Benim ülkem Gujarat'ta 2002'de 3000 masum insan Hinduistler tarafından katledildi. Hiçbir insan hakları örgütünün dikkatini çekmedi. Çünkü bunların kaydı, tarihe kaydı yapılmıyor. Bunlar çünkü Müslüman. Neyse, sonra devam etti. Dedi ki bütün bu sömürgeciler tarafından araçsallaştırılan bütün bu kavramları put kırıcı bir dille ne yapmak gerekiyor? Reddetmek gerekiyor. Çünkü bunlar bir put. Bunlar zihinlerimizi, bilincimizi sömürgeleştiriyor. Bilincimizi sömürgeleştiriyor. Bu kavramların tümü istisnasız bilincimizi sömürgeleştiriyor. Hiçbirisini sorgulamıyoruz. Bir mücadele, zihinsel mücadeleyi başardığımızda başarılmış olur. Eğer zihinsel olarak kaybettiysek bir mücadeleyi, bizim herhangi bir mücadeleyi kazanmamız asla ve kat'a söz konusu olamaz. Biz zihinsel mücadeleyi kaybettik. Çünkü bütünüyle artık ne yapıyoruz? Avrupa merkezi bir dille düşünüyoruz. Neyse, Arundhati Hanım konuşmaya devam ediyor. Dedi ki, biliyorsunuz dedi, en büyük put demokrasidir dedi. Halbuki Boğaziçi için öyle bir şey söz konusu değil. Demokrasi put olur mu onlar için? Onlar için tek meşruiyet kaynağı demokrasi. Sonra affınızı dilerim şöyle dedi. Bağışlayın beni. Demokrasi modern zamanların en büyük fahişesidir dedi. Herkesle düşer kalkar. Herkesle düşer kalkar. Çünkü onun bir mukaddesi yok. Günümüz dünyasında da demokrasilerin üzerinde ne var? Sermaye hareketleri var. Bugün küreselleşme bir şekilde karşılıklı bağımlılık noktasına gelmiş bir gerçekliğin adı. Hiçbir savunma mekanizmamız yok. Hiçbir hazırlığımız yok. Hiçbir şey üretmiyoruz. Küresel akıntılar ne yapıyor? Hepimizi bir şekilde ne yapıyor? Kuşatıyor. Yani ideolojik akıntılar, medyatik akıntılar,
efendim finansal akıntılar, kültürel akıntılara karşı hiçbir savunmamız yok. Bana diyorlar ki sen niye böyle umutsuzluğu yayıyorsun? Benim umudu yaymam için size yalan söylemem gerekiyor. Nitekim Türkiye'de ya da İslam dünyasının diğer ülkelerinde bilinçli olarak Müslüman halklara, kitlelere moral vermek üzere kurgusal olarak yalan üretiliyor. Çünkü cemaatlerin bir menkıbe fabrikaları var. Orası sürekli olarak ne yapıyor? Seri olarak, endüstri olarak menkıbe üretiyor. Menkıbe üretiyor. Bir tanesini anlatacağım. Geçen ben Eskişehir'de dinledim. Cemaat iş adamlarının, cemaatin fakirlerle, yoksullarla falan ilgisi yok. Zenginlerle ilgileniyor. Çünkü cemaatin amacı sayıları ve paraları çoğaltmak. Avrupa'da, Afrika'daki bütün okullar bir ihale merkezi gibi çalışıyor. İhale merkezi gibi çalışıyor. Büyük yanılsamalar içindeyiz. Biz bunları kutsuyoruz. Ne yapıldığını bilmiyoruz. Neye hizmet edildiğini bilmiyoruz. Bu demin sözünü ettiğim think tank kuruluşunun öngördüğü İslam dünyasında İslam'ın yeniden şekillendirmesine ilişkin projeyle hizmet denilen grubun projesi arasında bir sözcük farkı bile yok. Evet, yok. Aynı şeyi yapmak istiyorlar. Geçtiğimiz yıl Rusya'da bu hizmetin okulları kapatıldı. Spekülasyonlar oldu. Bunlar İslami okul diye kapatıldı vesaire. Sonra Rus İçişleri Bakanı bir basın toplantısı yaptı. Orada dedi ki gazetecilere, bakınız arkadaşlar, biz bu okulları İslami okullar olduğu için kapatmadık. Çünkü bu okullar İslami okul değil. Seküler okul bunlar. Bu adamlar dedi, İslami anlamda bir imada bile bulunmuyorlar. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorlar. İslami ima. Salamun aleyküm bile diyemiyorlar dedi. Öyle telaffuz ediyor. Diyemiyorlar. Yok, bunların İslam'la filan alakası yok. Biz bunları İslami okul olduğu için kapatmadık. Biz bunları CIA ile böyle çalıştıkları için kapattık. Her okulun CIA ile birlikte koordine edildiğini somut olarak tespit ettiğimiz için kapattık dedi. Neyse, ben öyküme dönüyorum. Nasıl propaganda mekanizması nasıl çalışıyor? 1000 tane kurgu not ettim. 1000 tane. Daha çoğunu not edebilirim. Hiçbirisi ahlaki değil. Hepsi kurgu, hepsi yalan, büyük yalanlar. Bunlarla umut telkin ediliyor. Şimdi şöyle yemeğe çağrılıyor iş adamları para sızdırmak için. Onlara işte yemekten sonra onlara hitap eden arkadaş şöyle başlıyor. Ben kısaltarak arz edeceğim. Biz diyor geçenlerde genç arkadaşımızı Orta Asya Cumhuriyetlerinden bir yere gönderdik diyor. Onlar gittiler. Orada yeni bir okul, bir okulumuz var. Bir okul daha açacaklardı diyor. Gitmişler havaalanında kendilerinin bir heyet tarafından karşılanacağını ümit ediyorlarmış bu arkadaşlar. Fakat kimse karşılamamış, münkesir olmuşlar. Yani kalpleri kırılmış, münkesir olmuşlar. Böyle beklemişler. Gelen giden yok. Sonra ben o hocanın ifadesiyle anlatıyorum. Çok mütevazi bir araca binerek kente gitmişler. Kentte çok mütevazi bir otelde kalmışlar. Böyle düşünüyorlarmış, böyle. Ne yapacağız acaba, ne yapacağız? Kapı çalınmış. Ne görsünler beğenirsiniz. Ne görsünler? Peygamber önde. Yanında Said Nursi, solunda Fethullah Gülen namındaki zatlar. Şimdi diyor ki hoca, mana aleminde değil diyor. Mana aleminde değil, maddi alemde. Maddi alemde diyor. Demiş ki Peygamber aleyhisselam haşa. Bakınız çocuklar, sizi böyle münkesir olmuş gördüm. Hayır ya, yok böyle şey yok. Hayır. Hiç mi? Bak, peygamberiniz olarak ben sizin cemaatinizin hizmetinde ülke ülke dolaşıyorum. Gece gündüz bu arkadaşlarla beraber. Bu arkadaşlarla beraber dolaşıyoruz. Şimdi yatın bakayım. Battaniyelerini örtüyor. Yakalayacağız. Tırnaklarından bir makas alıyor ve gidiyorlar. Sabah ola hayrola. Neyse, bunlar sabah namazına kalkıyor bu çocuklar. Bir uğultu var. Bakıyorlar pencereden 100.000 kişi aşağıda bunları bekliyor. Neyse, bunlar hemen aşağı iniyorlar. Bu ülkenin işte resmi heyeti bunlara gelip diyor ki excuse me, sorry, biz sizin peygamberin arkadaşları olduğunuzu bilmiyorduk.
bizi bağışlayın diye yere kapanıyorlar. İlahır. Öykünün birinci bölümü burada bitiyor. Geçiyorum ikinci bölümüne. Bu çocuk kim biliyor musunuz? Yok hayır nereden? Ha bakın anlatayım. Bu çocuk kim? Kim? Eskişehir'de bilmem ne mahallesinde bir Hafize Hanım var. Ömründe bütün şeylerini hep hizmete verdi ve vefat etti. Vefat ettiğinde hamileydi. Aradan 6 ay sonra Hacer Hanım bu Hafize Hanım'ı rüyasında görüyor. Diyor ki Hacerciğim diyor bak ben bu kabirde doğum yaptım. Bu çocuk burada canı sıkılıyor. Evet göğsümde biraz birisini kaybettim ama birisi daha canlı emiyor. Tosuncuk. Fakat canı sıkılıyor. Kabirde canı sıkılıyor. Söyleyin de üstadlar, abiler gelsinler, mezarı kazsınlar. Bu abilere haber veriyor. Bunlar kazma kürek gidiyorlar, kazıyorlar. Bu tosunu çıkarıyorlar mezardan. İşte bu çocuk o çocuk. Ya oradan kimse kalkıp da ya arkadaş sen ne diyorsun demiyor. Niye demiyor? Çünkü artık din bu tür masallara dönüşmüş. Din, gerçek din yok ortada. Masal. Masal, menkıbe, efsane, hurafe kuşatmış. Bütün zihinlerimizi kuşatmış ve baskılamış. Geçtiğimiz günlerde yine bir arkadaş şöyle yazıyor. Zaman gazetesinde diyor ki Bediüzzaman Hazretleri diyor kıyamete kadar ortaya çıkacak bütün soruların ve sorunların yanıtlarını bilmiştir nokta diyor. Ben gazeteyi aradım dedim ki arkadaşlar bu arkadaş böyle diyor bunu paylaşıyor musunuz? Hiç kimsenin kıyamete kadar ortaya çıkacak soruları ve sorunları bilmek gibi bir yükümlülüğü yok. Bu zat kendi dönemindeki sorulara yanıt vermişse eğer kendisini bahtiyar addetsin. Onun bizim zamanımıza ilişkin sorular ve sorunlarla ilgisi yok. Yok. Yani bu arkadaşı bir kliniğe götürün. Halbuki siz ona gazetenizde bu arkadaş İngilizce meal yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Ya Kur'an'ın ruhuna nüfuz edemeyen adam İngilizce meal yazıyor. Kur'an'ın ruhuna nüfuz edemiyor. İngilizce meal yazıyor. Öyküleri çoğaltabiliriz. Bu dini hayatın geleceği yok arkadaşlar. Onun için gençler yeni bir dil için, yeni bir ufuk için, yeni bir bilinç için, efendim yeni bir duyarlılık için ne yapmalılar? Sorumluluk almalılar. Evvela dünyayı bir bütünlük içinde takip etmeliler. Bu içinde yaşadığımız dönemin dinamikleri neler? Tarihte neler oldu? Yeni bir çözümleme yapmak için ne yapmalıyız? Şimdi biz şeyden ayrıldıktan sonra, hikayeyi bağlamadım. Mahmud Efendi'den ayrıldıktan sonra dediler ki Jacques Attali gelmiş. Bilgi Üniversitesi'ne Jacques Attali gelmiş. Sabahleyin oraya gittik. Jacques Attali'yi biz 1492 isimli kitabıyla tanıyoruz. 1492 hem Müslümanlar için hem Batılılar için çok önemli bir tarih. Bizim için çok trajik. Onlar için çok önemli çünkü Avrupa 1492 ile biliyorsunuz başlıyor. Yani son 500 yıl hepimiz için çok önemli. Avrupalılar için de bizim için de. Bizim son 500 yılı çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Neler oldu son 500 yılda? Yani bugün karşı karşıya kaldığımız felaketli durumlar bizim içsel zaaflarımızdan mı kaynaklanıyor yoksa hep bu sömürgecilerden şuradan buradan mı kaynaklanıyor? Buna cevap bulmak zorundayız. Bunu cevaplandırabilecek durumda olmalıyız. Gittik Jacques Attali konuştu. Jacques Attali pek çok konuda yazan bir adam, çok üretken bir adam. Ona bu çalışmalarımızdan söz ettik. O dedi ki biz Avrupalılar çocuklarımızı henüz Avrupa yokken Endülüs'e gönderiyorduk eğitim yapmaları için. O zaman halifenin kişisel kütüphanesinde 400 bin cilt kitap vardı ve bu kitaplar okunuyor, yazılıyor, tartışılıyordu. Tartışılıyordu dedi. O zaman yine Endülüs'te Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler birbirlerinin sınırlarına riayet etmek suretiyle birlikte yaşıyorlardı dedi. Birlikte yaşıyorlardı. Kimse birbirinin hukukuna tecavüz etmiyordu. Fakat asıl bizim yanıt aradığımız soruya şöyle yanıt verdi. Dedi ki o dönemde Endülüs düşünsel, kültürel, felsefi, entelektüel, politik, mimari, sanat, ilahır bağlamında bir medeniyetin ihtiyaç duyduğu her şeyi üretiyordu.
Vaktaki içerik üretimi durdu. İçerik üretimi durdu. Bu defa içerik üretenler tarihe girdiler. Yani Avrupalılar tarihe girdiler. Avrupa'nın yükselişi ayrı bir, özellikle genç Müslümanların takip etmesi gereken bir konudur. Takip etmeliler. Tarihe içerik üretenler girdiler dedi. Biz tabii bu birdenbire nasıl olmuş içerik üretimi durmuş sorusuna yanıt ararken, yine tarihsel, tarih felsefesi metinleri okurken şöyle bir örnek olay gördük. Şeyden, Mağrip'ten bir grup Berberi Molla, onlar dini yalnızca bir ceza sisteminden ibaret sanıyor. İbn-i Rüşd'i duyuyorlar, çok gönlü bir adam, çok etkili bir adam. Bütün kültürleri etkileyen bir adam, üretken bir adam, duyuyorlar. Geliyorlar, Kurtuba'da o zaman başkadı İbn-i Rüşd. Bakıyorlar ki hem Yahudiler hem şeyler İbn-i Rüşd'den ders alıyorlar. Diyorlar ki Berberiler, siz çok aydınlanmışsınız deyip bütün kitapları yakıyorlar. Bütün kitapları yakıyorlar. Yani tek neden bu değil. Ama burada bir zihniyet sorunu var. Muhammed İkbal Cavitname'de kendi mahallesinin mollasını anlatıyor. Vaiz. Diyor ki Cavitname'de, siz kalkabilirsiniz. Evet, gerçekten özgürsünüz. Ben bitireceğim zaten. Diyor ki Cavitname'de, mollanın vaazı Allah'ı da peygamberi de Cibril'i de dehşete düşürdü diyor. Bu vaizin vaazı Allah'ı dehşete düşürür mü? Ama bizde de yok mu öyle Allah'ı dehşete düşüren vaizler yok mu? Var. Yani dini bir kazanç kapısı haline getirmiş. Din alıp satan vaizler yok mu? Var. Ve onlar ne yapılıyor? Böyle kitlesel takipçileri var. Onu meşrulaştırmak için canlarını bile verebilirler. Diyor ki vaizin vaazı Allah'ı da peygamberi de efendim Cibril'i de dehşete düşürdü diyor. O halde yeni bir arınma, zihinsel arınmaya ihtiyacımız var. Evvela bu kişi kültünü ne yapmamız gerekiyor? Aşmamız gerekiyor. Tek akla kapanmamamız gerekiyor. Tek akla kapandığımızda kendimizi mahkum edeceğiz demektir. Sonra hiçbir şekilde Müslümanlar olarak hiçbir şekilde herhangi bir mezhep lehinde ya da aleyhinde herhangi bir imada bulunmaksızın İslam'ın bütünlüğüne ilişkin bir uyarlığı ne yapmamız gerekiyor? temsil etmemiz gerekiyor. Arz ettiğim gibi mezhepler yardımcı yorumlardır. Bugün mezheplerin yeniden yorumlanmaya ihtiyacı vardır. Ben bu yıl ilk ve son kez hacca gittim, bir vesileyle gittim. Korsan olarak gittiğimiz için şeye ihtiyacımız varmış. Orada bir yere iliştirilmek gerekiyormuş. Korsan hacıların bir kafileye. Diyanet İşleri Başkanı'yla görüştüm. Beni kendi, dedi ki bizim irşat heyetimiz var. Oraya seni iliştirelim dedi. 45 tane Türkiye'den, Kürdistan'dan, Arap şeyinden, yani hem Arapça hem Kürtçe hem Türkçe bilen molla, 45 kişi. İrşat heyeti. Böyle bir yerde oturuyorlar. Böyle hepsini siz tanıyorsunuz. Çok meşhur adamlar hepsi. Böyle filan. Kutsal adamlar. Elleri öpülüyor filan ilahır. Neyse, konum o değil. Biz onlara iliştirildik. Birlikte Medine'ye gidiyoruz. Bir iki saat sonra bu, bir de kafilemizin genç bir rehberi var. Diyanet İşleri'nde muhtemelen memur. Çok mahcup bir çocuk. Ona geliyorlar bu ulu hocalar, diyorlar ki abdest alır gibi yapıyorlar. Dur otobüsü dur. Namaz kılacağız. Abdest alacağız. Sıkıştırıyorlar çocuğu. Şoför de durmuyor filan. Sonunda tekrar öbürü geliyor. Ben kalktım. Dedim ki bakınız arkadaşlar, ey mollalar, ey Türk, Kürt, Arap mollalar. Ben ilmi meşruiyete sahip birisi değilim. Fakat titiz bir okuyucu olarak size şunu söylemek istiyorum. Bütün bir ömür boyu okuttuğunuz kütüb-i sitte diye tanımlanan temel hadis kitaplarında Cem-i Salateyn bölümleri var. Ve bunlar sadece Müzdelife'de, Arafat'ta değil, normal zamanlarda da teamül haline getirmemek koşuluyla diye yorumlamışlar. Kılınabilir. Medine-i Münevvere'ye gidiyorsunuz. Ne olur biraz sabretseniz, tehir etseniz de ne olur, namazlarınızı Mescid-i Nebevi'de kılsanız deyince
O Kürdistanlı mollalar dediler ki biz şafiyik, teahhür etmişik dediler. Tamam, güzel. Onlarla anlaştık. Dedim ki peki bu diğer mollalar da bugün şafi olsalar ne olur deyince onlar ne dediler biliyor musun? Estağfurullah. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar ilkellik olabilir mi? Bu adamlar irşat heyeti. Bunlar nasıl irşat edecekler bizi? Efendim? Ama daha vahimini size söyleyeyim. Bunlara bir şey sorduğunuzda kendi görüşleri yok. Kendi görüşleri yok. Evet, aynen böyle. Kendi görüşleri yok. Diyorlar ki Fetevai Hindiye'de böyle diyor, Dürer'de böyle diyor, Führer'de böyle diyor, İbn Abidin'de böyle diyor. Orada oturuyorduk. Bir hacıları, bir fetva emini var. Ona sorular soruyor. Hacılar sorular soruyorlar. Ya dedim bu adam yanıt veriyor. Acaba bu adam mizah mı yapıyor? Ne yapıyor bu zat? Mesela diyor ki hacı, efendim diyor ben merdivenden inerken tırnağım takıldı, ihramım düştü, popom göründü, ne lazım gelir diyor. Şimdi bu adam demiyor ki ya şeyin ihramını tak, sehven düşmüş, poponu kapat. Eğer sapık değilsen, yok sapıksan, yani senin popona şu kadar şallak vurulacak. İlahır neyse yani. Şimdi diyor ki bu adam, efendim İbn Abidin şöyle dedi de efendim bilmem kim, diyor ki İbn Abidin Bey'i ben nerede bulayım diyor öbürü şimdi. Ya dedim arkadaş, hocam ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Efendim dinin rükünlerin, hacın rükünleridir, bilmem neyin rükünleridir. Dedim hacın şeyin, ihramın şeyleri, yasakları yeniden yazılmalı. Ceza lazım diyor. Ya ceza meza lazım gelmiş bu adam poposu serben görünmüş. Ne cezası ya? Arafat'ta gece dolaşıyoruz, hacılar böyle taşları yığıyorlar, düşüyor, tekrar yığıyorlar. Bunlar kim? Türk hacılar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dilek tutuyorlarmış. Ne dileği? Kızım evlensin, oğluma iş bulayım, şu ev yapalım, arsa bulalım, ilahır, dünyevi şeyler. Ya dedim, hadi buraya profesyonel müşrikler gelmiyor. Ama siz amatör müşrikler, nereden geldiniz buraya ya? Taşlarını devirdim. Hepsinin taşları. Yani yıkalım buradan. Ya dediler sana ceza lazım diye. Ya ne cezası ya? Ben sevap işledim, siz bana ceza. Ceza veriyorsunuz, böyle bir şey olur mu ya? Ben ceza meza kabul etmiyorum. Ben burada sevap yaptım. Ben burada bu amatör müşrikleri uyardım. Yani hepimizin zihnen yenilenmeye ihtiyacımız var. Statikoya kapanamayız. Statikoya kapanamayız. Geleneğe göreneğe kapanamayız. Geçmişten seçici şekilde yararlanabiliriz. Seçici şekilde yararlanabiliriz. Geçmişten iyi, dediğim gibi iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de oldu. Dolayısıyla geçmişe nasıl bakmamız lazım geldiğine ilişkin de eleştirel bir dil kullanmamız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. Bunun içinde eleştirel bir dikkat çok önemli. Üstadlarımızı eğer takip ediyorsak böyle bir tek aklı onlara ne yapmamız gerekiyor? Eleştirel bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ben 15 yaşından beri bütün bu üstadları tanıdım. Şöyle bir şey ümit ediyordum. Bunlardan birisi bize bir gün şöyle diyecek. Ya bize gelip gidiyorsunuz güzel ama dünya bizden ibaret değil arkadaşlar. 70 yaşına geldim böyle birisini görmedim. Görmeyi çok arzu ederdim. Görmeyi çok arzu ederdim. Ha onun için biz şimdi gençlere diyoruz ki bize gelmeyin kendinize gelin. Yerleşik kalıpları sorgulayın. Dünyayı takip edin. Türkçe ile dünyayı takip edemezsiniz. Biz şimdi arkadaş, genç arkadaşların Çin'e gitmesini istiyoruz. Çin yeniden yükseliyor. Sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda da yükseliyor. Bir kez daha tarihi kaçırıyoruz. Bir kez daha tarihi kaçırıyoruz. Hindistan entelektüel anlamda dünyaya meydan okuyor. Postkolonyalist hareketin önde gelen düşünürleri içerik üreterek Avrupa'ya, Avrupa merkezli dile karşı sadece eleştiri değil, aynı zamanda alternatif üreterek yanıt vermeye çalışıyorlar. Biz ise lale devrinde yaşıyor gibi yaşamaya devam ediyoruz. Bunu yapmamalıyız. Olayların farkında olmalıyız. Müslüman olmak demek farkında olmak demektir. Vesselam. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.